Bakur emeklileri için önemli duyuru. SGK uzmanından yeni dönem açıklaması. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Çengçi, Bakur emeklileri için getirilecek yeni düzenlemeyle ilgili önemli detayları açıkladı. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Çengçi Bağkur emeklileri için planlanan yeni düzenlemeye dair dikkat çekici yorumlarda bulunarak, milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren kritik detayları açıkladı ve 7200 prim günü eşitlemesi ile ilgili ayrıntıların sigortalılar üzerindeki etkilerini merak konusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yerel seçimler öncesinde duyurulan 7200 prim günü eşitlemesi, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişim başlatacak. Ticari veya serbest meslek kazancı üzerinden gelir vergisi mükellefi olan kişiler için prim ödemelerinde yeni bir düzenleme getirecek olan bu eşitleme, emeklilik sistemini de yeniden şekillendirecektir. Yapılacak düzenleme sayesinde Bağkur sigortalıları, diğer sosyal güvenlik sistemleriyle aynı prim günü şartlarına sahip olacak ve emeklilik için gerekli prim süresini daha hızlı tamamlayabilecektir düzenlemeye dair henüz kesin bir adım atılmamış olsa da, ilerleyen günlerde konu gündeme geleceği öngörülüyor. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkçi, bu düzenlemenin hem fırsatlar hem de riskler taşıdığını belirtti ve prim günlerini dolduramayanlar için yeni eşitlemenin mali yükü artırabileceğine dikkat çekti. Cenkçi, yeni düzenlemenin gelir vergisinden muaf esnaf ve sanatkarlar, ticari veya serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, donatma iştiraki ortakları, anonim ve limited şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, at yarışı vokeyleri ve antrenörleri, tarımsal faaliyet gösterenler, şirket ortakları, kolektif ve adi komandit şirketlerin ortakları gibi birçok grubu kapsayacağını vurguladı. Cenkçi, 8 Eylül 1999 ve öncesi ilk kez sigortalı olan erkeklerin 9000 gün, kadınların ise 7200 gün prim ödemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kısmi emeklilik için erkeklerin 58 yaşında ve 5400 prim günü, kadınların ise 56 yaşında ve 5400 prim günü şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini açıkladı. Cenkçi, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında, ilk kez sigortalı olan erkeklerin 60 yaşında ve 9000 prim günü, kadınların ise 58 yaşında ve 9000 prim günü şartlarını sağlaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu dönemde giriş yapan kadın ve erkekler için emeklilikte aranan prim gün sayısının 9000 gün olduğunu vurguladı. Cenkçi, bu düzenleme ile kadınlara ek olarak 1800 gün yani yaklaşık 5 yıl daha prim ödeme yükümlülüğü getirileceğini açıkladı. Ayrıca, 1 Mayıs 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için, cinsiyet fark etmeksizin 9000 prim günü şartına ek olarak, emeklilik yaşının 65 yaşa kadar kademeli geçiş uygulaması getirildiğini belirtti. Cenkçi, 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olan kadınların 7200 prim günü şartının yeni düzenlemeyle değişmeyeceğini, bu düzenlemenin sadece erkekleri kapsayacağını ve kadınların bundan yararlanamayacağını vurguladı. Ayrıca, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadın ve erkekler için prim gün sayısının eşit olduğunu ve 9000 gün şartıyla bu tarihten sonra sigortalı olanların faydalanabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bağkur primleri SGK ile eşitlenecek, açıklamasını yorumlayan Cenkçi, bu düzenlemenin sosyal sigortalar kurumu şartlarını yansıttığını belirtti ve 8 Eylül 1999 ve öncesi girişli sigortalılarda sosyal sigortalar kurumu emeklilik şartlarının, işe giriş tarihine bağlı olarak 5000 ile 5975 gün arasında değiştiğini ifade etti. EYT yasası taslamam çıkmış olması durumunda nasıl bir senaryonun olacağını da açıklayan Cenkçi, kadın ve erkeklerde prim gün sayısı 5000 gün olacaktır. Biz mevcut mevzuatı baz alacak olursak ve eğer bir eşitlikten bahsedecek olursak Bağkurluların emeklilik şartı Erdoğan'ın açıkladığı gibi 7200 değil, 5000 ile 5975 gün arasında olması gerekmektedir. Eğer eşitlik ve adaletten bahsediyorsak, dedi.